Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. İsmail Bey, İskele Yaşam olarak verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ben izleyicilerimize kısaca sizi tanıtmak istiyorum. İsmail İnce kimdir? Ne kadar zamandır sektörde faaliyet göstermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Evet, 7 yıldır burayı işletiyoruz. Arkadaşlarım da birçoğu buradadır. Evet. 7 yıldır. Tabii zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Burada daha önce yapılmamış bir işi yapmaya çalışıyoruz. Bunun zorluklarını atlattık. Fakat atmosfer olarak, doğa olarak buranın inanılmaz bir güzelliği var. Evet. Dışarıdan çok insan gelmeye başladı. Turizme çok yönlü restoran, hem kafe, hem ocakbaşı olarak şeyler kazandırdığımızı düşünüyoruz. Evet. Onun için de tercih ediliyoruz. Nelerdi? Kesinlikle hiçbir şey olmadığı için bu bölgede bizim de kurduğumuz işletmenin içinde 500 metrekare kapalı alan vardır burada. Bunların içinde kafe hizmeti de veriyoruz, restoran hizmeti de veriyoruz. Alkol ocakbaşı var. Ocakbaşı var. Et üzerine, ızgara üzerine yemeklerimiz var. Bir barınız bulunmakta, yine orada alkollü içeceklerle bir hizmet verebiliyorsunuz. Kesinlikle. Çoluğu çocuğu olan aile de geliyor buraya. Genci de geliyor, yaşlısı da geliyor. Herkese hitap edebiliyoruz. Evet. Bölümlendirme gidiyoruz. İnşallah önümüzdeki yılda da zaten bir konser alanımız olacak diğer bölümde. Evet. Boş kalan bir yerde. Yavaş yavaş sağlam adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz. Evet. Burada tabii ben şunun da altını çizmek isteyeceğim. Burada bir canlı performans yapılıyor. Ayvars Bey. Yarım asırı aşkın bir süredir müzisyen. Çocukluktan beri müzisyen burada sahne alıyor. Peki efendim, biraz da ayrıcalıklarınızdan söz edelim. Şimdi lokasyon olarak baktığımız zaman teksiniz. Ama böyle turizme katkı sağlayan bir işletme olarak da bölgede buna benzer demeyeyim ama yine sektörle alakalı hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme varken, evet, neden özellikle İskele Yaşam tercih edilmeli? İskele Yaşamı kendi evinde oturur gibi, gelip burada zaman geçirebiliyor insanlar. Evet. Huzur ve güven çok özellikle önemli. Özellikle aile, evet, kesiminde böyle rahatlık aranıyor. Yani gece bir yerde alkol aldığınız yerde, evet, özellikle sorunsuz temiz bir kafayla, rahat kafayla oturmanız gerekiyor. Evet. Burası da onun için çok nezih bir ortam oldu. Kaç dönüm bir arazi burası? 1500 metrekare üzerine kurulu. Tabii ön kısımları biraz daha milli emlak, gölün dahilinde oluyor. Evet. Halka açık zaten sahilde, gördüğünüz gibi tamamen bizim kullanımımızda değil, dışarıdan da halk gelip kullanabiliyor. Evet. Yüzmeye de kullanılıyor. Çocuklar daha çok tercih ediyor burada. Aileleri, evet, kenarda otururken, hı-hı, çocukları girip suda oynuyor. Evet. Oyun parkında zaten suyun kenarına yaptık ondan dolayı. Evet. Bunun dışında insanların rahatlığı, huzurluğu için her şey en ince detayına kadar burada düşünüyoruz. Tamamen onun üzerine. Daha fazla yoğunlaştığımızı söyleyebiliriz. Evet. Peki 1500 metrekare olduğunu söylediniz. Aynı anda burada kaç kişiye hizmet verebiliyorsunuz? Aynı anda 450 kişiye hizmet verebiliyoruz. Evet. Devam, hafta sonları da bunu devamlı yaşıyoruz zaten. Cumartesi, pazar günleri bu yoğunluğu devamlı yaşıyoruz. Turizm 450 ya da 500 kişiye burada aynı anda hizmet. Aynı anda hizmet kesinlikle. Gün içerisinde bir cumartesi veya pazar günleri, hı-hı, girdi çıktı, sabah 7'de açıldı burası, gece, evet, 2'de 3'te kapanan bir yer. Bunu bas tuttuğumuzda cumartesi, pazar günleri sabah akşam giriş çıkışlarında aşağı yukarı 1500 kişiye hizmet veriyoruz gün içerisinde. Oldukça ciddi bir rakam. Evet. Tabii ki profesyonel kadronuzda bunu karşılamaya yeterli oluyordur muhakkak. 30 kişilik bir ekiple biraz daha rahat rahat çözüyoruz bunu. Evet. Şimdi efendim, genç bir girişimcisiniz. 7 yıl önce işletmeyi açtınız ve son derece kaliteli bir hizmet sunuyorsunuz. Bu tartışılmaz. Mekanın içeriğinden, çalışan personelinizden, işletmenin panoramasından tam anlamıyla belli oluyor. Peki bundan sonra tekrar yine aynı şeyi zikredeceğim. Genç bir girişimci olarak neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz, hayalleriniz nelerdir İsmail Bey? Burası, öncelikle burası tabii ki de. Burayı geliştireceğiz daha, evet, çok. Ve önümüzdeki yıl için planımız var. İzlik'te yeni bir yer yapacağız. Şube olarak sadece buradayım yani. Evet, tavsiyeleriniz olur mu? Çok kısa alabilir miyiz? Buyurun gelin, turizm cenneti Orhan Gazi'yi, İznik'i tanıyın. İşletmemize bekleriz, bir şeyler ikram edelim size. Evet. Bu nezih doğayı, İstanbul'un yanı başında nezih doğayı yaşamanızı, tatmanızı beklerim.
zaten buraya yemeğe, çay içmeye gelirsiniz. Artık buraya geldiklerinde buradan kopamayacaklar. Bizim bundan kesinlikle hiçbir şüphemiz yok. İsmail Bey, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinizde ve başarınızda devamını diliyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Çok sağ olun.